Tarihteki en büyük 10 imparatorluk. Ulus devlet fikri yerleşmeden önce dünyayı imparatorluklar yönetiyordu. Tarihe baktığımızda birçok etkileyici imparatorluk olduğunu görüyoruz. İşte bunların en önemli 10 tanesi. 10. Maya İmparatorluğu. Mayaların bu listede olmasının en önemli sebebi en uzun süre hayatta kalan imparatorluk olmasıdır. 16. yüzyıla kadar büyük bir medeniyet ve insanlığa miras bıraktıkları piramitlere sahip olan Mayalar, İspanyol işgalciler tarafından tarih sahnesinden silindi. 2012 Aralık'ta biteceği düşünülen bir de takvimleri bulunmaktadır. 9. Fransız İmparatorluğu. Tarihteki en büyük ikinci imparatorluk. En fazla toprak sahibi olduğu döneme yaklaşık olarak dünyanın %10'u Fransızlara aitti. Bu da çok alakasız yerlerde bile Fransızca konuşulmasını açıklıyor. Tarihçiler bu imparatorluğun 1534'te başlayıp Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı 1962 tarihine kadar sürdüğünü belirtirler. 8. İspanyol İmparatorluğu. İlk global imparatorluk diyebiliriz kendilerine. Amerika'yı keşifleri ve orayı Hristiyan yapmaları dünyanın şimdiki zamanını bile etkileyen bir olaydır. Kolonileri dünyanın her tarafına saçılmış olan İspanya, ayrıca Avrupa'nın yüzyıllar boyunca lideri konumundadır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise eski büyüklüğünden eser kalmamış bu imparatorluk Avrupa'da hala önemli bir oyuncu rolünü sürdürüyor. 7. Qing Hanedanı. Çin'in en son imparatorluğu. Ülke bu sistemi yıkıp 1912 yılında Cumhuriyet'e geçtiğinde 1500 yıllık yönetim şekli değişmiş oldu. Qing Hanedanlığı bugün Mançuranya'sında 1644 yılında kuruldu. En büyük zamanında bugünkü Çin, Moğolistan ve bir kısım Sibirya'yı kapsıyordu. 6. Emeviler. Neredeyse Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın tamamını kapsayan o zamana kadar en büyük imparatorluktu. Bazı insanlar hala İslam'ın altın çağı olarak nitelendirirler. 5. Ahameniş İmparatorluğu. 1. Pers İmparatorluğu. Büyük İskender tarafından ufaltılana kadar büyük olan imparatorluk, antik Yunan medeniyetine yaptığı savaşlar ve topraklarında resmi bir dil konuşmasıyla önemlidir. 4. Moğol İmparatorluğu. Gelmiş geçmiş en büyük kara imparatorluğu. Asya'dan Avrupa'ya uzanan Cengiz Han önderliğinde kurulmuş ama sadece 162 yıl sürmüş topluluk. Muhtemelen imparatorluğun bitişi Japonya'yı işgal planlarının gemilerinin tsunamiler tarafından yutulması sonucu oraya geçememeleriyle alakalıdır. Asya ve Orta Doğu'nun ticaretinde kültürüne katkısı çok büyüktür. Ve geldik sonuca. 3. İngiliz İmparatorluğu. Nam-ı değer güneş batmayan imparatorluk. Ufacık bir adamdan çıkıp dünyanın dörtte birini hakimiyeti altına almak kolay bir iş olmasa gerek. İkinci Dünya Savaşı İngiltere'yi ekonomik olarak zor duruma soktu ve artık kolonilerin bağımsızlığı, hakimiyet daha ucuza gelmeye başladı. 1947'de Hindistan'da bağımsızlığını kazanınca imparatorluk yok oldu. Ama hala etkisi dünyanın her yerinde gözüküyor. Cibil Tarık da bu konuda en büyük bir örnektir. 2. Osmanlı İmparatorluğu. 1299-1922. Modern Türkiye'nin atası. Tarihin en büyük imparatorluklarından biri. Etkisi hala dünyanın birçok yerinde hissedilen etnik ve dinsel çatışmalar sonucunda içinden birçok devletin çıktığı bir imparatorluk. 1. Roma İmparatorluğu. İstanbul'un işgaliyle yok olmuş bir imparatorluk. Ne en büyük ne de en kalıcı imparatorluktur. Ama özellikle Batı kültürüne, mimarlıkta, dilde, edebiyatta ve bilimde yaptığı katkılar
bu imparatorluğu listenin bir numarasını yükseltiyor. Roma İmparatorluğu olmadan bir medeniyet tasviri yapmaktan gerçekten çok güç. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay, Dünyanın Enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.